Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İstanbul News kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Konumuz bildiğiniz üzere sahabe-i kiramın faziletleri hakkında ve menkibeleriyle ilgili hadis-i şerifleri okuyorduk. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın faziletinde kalmıştır arkadaşlar. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın fazileti. Arkadaşlar 1141 nolu hadis-i şerifte de Selman radıyallahu anh şöyle demiştir. Eğer mümkünse çarşı pazara ne ilk girenlerden ol ne de son çıkanlardan. Zira pazar şeytanın savaş meydanıdır. Orada bayrağını diker. Selman der ki haber aldım ki Ümmü Seleme Hazreti Peygamber'in yanındayken Cibril aleyhisselam gelmiş ve konuşup kalktıktan sonra Hazreti Peygamber Ümmü Seleme'ye bu zat kim diye sormuştu. Ümmü Seleme de bu Dehyetül Kelbi demiştir. Yani çünkü Cibril aleyhisselam dehyenin suretinde gelmişti. Ümmü Seleme der ki vallahi gelen zatın yalnız dehye olduğunu sanmıştım. Hatta bunu anlatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini işitmiştim ve bunun üzerine Osman radıyallahu anh'a bunu kimden işittin diye sordum. Osman Zeyd'in oğlu Üsame'den dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Müslim'de yer almakta. Ümmü Habibe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmesine dair hadis nikah bahsinin mehir bölümünde geçti değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in zevceleriyle ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Subhanakallahumma bihamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve selamun alel mürselin ve selamun alel hulefâ'r-raşidîn. El-Fatiha.